aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Geldi manzara koyduk, arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Ayol, başka derdiniz mi kalmadı? Yolsuzluk, rüşvet davaları, yani ciddenip piyasaya sürülse bir sürü aldatma kitabı çıkar ortaya. Biz ezelden beri alışıyız aldatma mevzuna. Politikacılar vatandaşı, esnaf müşteriyi, patron işçiyi, televizyoncu seyirciyi, YÖK öğrenciyi, yani herkes birbirini aldatıp duruyor. Ahmet Altan kitabının konusunu başka bir yazardan çalmışmış. Ayol, bir sürü kitapsız yıllardır bizim alın terimizi çalmıyor mu? Ay, yine ben çok konuştum anacığım. Hadi programı seyredin. Efendim, bu ne yapmış biliyor musunuz? Hırsızlık. Gasp. Haneye tecavüz. Hiç harf çıkmış mı? Buyur. Hiç harf çıkmış mı diyorum. Ya sen ne yapıyorsun bana? İfademi mi alıyorsun? Bu ne yapmış bu? Söyle bakayım. Bu bir kadını öldürmüş. Cinayet işlemiş. Hadi ya. Evet, ama pişman değilim efendim. Pişman değilsin ama dönmesin galiba. Galiba amirim. Çünkü adı Abdurrahman. Bana bak Abdurrahman. Siz kadını niye öldürdün? Yoksa ikiniz de aynı herife mi aşık oldunuz? Hayır efendim. Ben eskiden mutlu bir aile babasıydım. Ara sıra karımı dövüyordum. Fakat durumu size arz edeyim. Bu öldürdüğüm rahmetli kadın bir gün karımın yanına geldi. İkisi konuşuyorlar.
Ne bu halin? Ne oldu? Hiç. Biraz uykusuz kaldım da gece. Az uyudum. Ondandır. Kocan dövdü seni yine değil mi? Ay senden de hiçbir şey saklanmıyor. Evet, biraz dövdü. Hani herkeste bulunur ya 228 tane kemiği vardır insanların. Biz evlendiğimizde benim de 228 kemiğim vardı. Ama şimdi saysam kırılmadık ya 70 ya 80 kemiğim kaldı. Ne susup duruyorsun kızım? Şikayet etsene. Ediyorum. Amir barıştırıp yolluyor bizi tekrar eve. Hayır ben barışmam desem bir de amirden dayak yiyeceğim diye korkuyorum. Ne istiyor bu manyak kocan senden? Neymiş derdi? Stres anacığım, iş yok, para yok. Ondan herhalde. Bana bak kız. İşledin de karı koca çalışabileceğiniz bir iş var aslında. Ama biraz riskli. Olsun. Bu yaşadığım hayattan daha riskli ne olabilir? Buraya kadar bir cadılık yok. Ay patlama anlatıyorum. Anlat bakayım. Efendim bir gün eve gittim. Gideni göreyim. Hoş geldin Abdurrahman. Hoş geldim ama ellerim boş geldi. Ha? Hadi gel bak. Benim boş geldi bu bir dayak sebebi. Vurma yani. Abdurrahman vurma bak bir dinle. İş buldum. Nasıl yani? Ya evde ikimizi. Allah Allah. Ha? Böyle iş deyince nasıl imana geldin ama. Ondan sonra bir gün o cadının önerdiği iş yerine gittik. Efendim burası bir ilaç firması. Yeni geliştirilen ilaçları sizler üzerinde deneyeceğiz. Yani bize ilaç mı vereceğini? Evet. Ne güzel Abdurrahman, ilaç masrafımızdan da kurtulduk. Yalnız bu ilaçların bir takım yan etkileri olabilir. Şirketimiz bundan kesinlikle sorumlu değildir. Kabul ediyorsanız buyurun. Ediyoruz değil mi Abdurrahman? Ediyoruz ya. Yani. Ediyoruz. Efendim ilk bir hafta iyiydi. Ondan sonra bir şey fark ettim. Daha doğrusu karım fark etti. Abdurrahman. Dur. Sen biraz şişmanladın mı? Yok ya ne alakası var? Orası değil canım, gösterine bakayım senin. Bu ne ya? Meme Abdurrahman. Bende memenin ne işi var ya? Meğer yeni hormon ilaçlarını deniyorlarmış bizim üstümüzde. Bir baktım bir hafta sonra karımın sakalları çıktı. Sesi kalınlaştı. Benim de sesim inceleşti. Ne oluyor Sebahat, ne yapıyorsun? Kör müsün, görmüyor musun? Ama benim tıraş takımlarım bu. Artık senin olamaz, senin sakalın çıkıyor mu? Doğru. Neler oluyor bize? Bize neler oluyor? Ay en zoruma gideni de bir akşam. Abdurrahman. Ay ne var? Ne ararsan var. Taş gibi kadınsın maşallah. Ha saçmalama ayol. Bana bak. Ne var? Hadi yürü yatağa. Ha vallahi istemiyorum her gece bu ne ayol? Ne demek ulan her gece yürü diyorsam yürü hadi kalk. Ondan sonra her gece kahve köşelerinde karım evime gelmiyor. Eve geldiği zaman bana çıt 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 beni dövüyor. Ayaklarımın altına alıyor, çiğniyor. Her gece başka şeyler yapıyor. Artık dayanamadım. Hayatım bir zindan olmuştu. Ben de komşu kadını hallettim. Pişman değilim. Cezanı neyse çekmeye razıyım. Sen zaten cezanı 6 ay böyle yaşayarak çekmişsin. Demek ki seni kadınlar karşısında dayı yapan basit bir hormon değişikliğiymiş. Olabilir. Amirim. Efendim? Bu kadın kocasından şikayetçi. Dayak yemiş. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayın. Abdurrahman Hanım da çalıştığı yerin adresini alın. Bu ikisini de götürün orada işe yerleştirin. Başüstüne amirim. Yaptırıverdik gari. Dedikleri aman başım nanay ağrıdı dişim nanay çok içmişim nanay nanay gülüm nanay baba. Hastanelerde vatandaş feryat ettikçe yetkililer sus pus oluyor anacığım. Hastanelerde sus yapıyor, gürültü yapmayın mı demek istiyor? Hayır yavrum, hayır. Gürültü yapmayın demek istemiyor. Ne demek istiyor dede? O hemşirenin bir hikayesi var yavrum. Bak anlatayım. Yıllar önce... Ya hemşire hanım, şu çocuk saatlerdir can çekişiyor. Bir doktor yok mu ilgilenecek? Doktorlar çok ilgisiz, haklısınız. Ben de yıllardır şikayetçiyim. Hiç benimle ilgilenmiyorlar. Yüzüme bakan olmadı, inanır mısınız? Göz göre göre ölmemi terk edeceksiniz çocuğumu ya? Gözlerinizi kapatın siz de. Ya manyak mısın kardeşim sen ya? Ay ne bağırıyorsun?
Allah Allah, tövbe tövbe. Anne ben acıktım ya. Sabret la, gavurun dölü hazırlanıyor işte. Sen yaz mektubunu, yaz. Heh. Bizi soracak olursanız ilk. Namı'yı soracak olursanız sormayın. Boynu boyunca yatıp duruyor. Nasılsın diyor, iyiyim demiyor. Hastaneyi soracak olursanız hasta eder adam. Heh, yaz. Dün bir doktor gördüm. Oo, bakıyorum iyice yayılmışsınız. Bir arzunuz, emriniz var mıydı acaba? Yaz oğlum, yaz. Burada manyak bir hemşire var. Bir arzumuz var mı diye soruyor. Muayene olmak istiyor diyor, ettirmiyor. Yaz. Manyak sensin. Sıranız gelince muayene olacaksınız. Peki hemşire, hemşire. Doktor nerede? Ne bileyim ben. Ben buldum da sana kaldı doktor. Ama hastam perişan, görmüyor musun? Günlerdir bekliyor burada biz. Ay niye bana bağırıyorsun? Ama benim hastam var, ben perişanım. Şşş, buralarda. Hastane burası. Tampon, makas, büstüne hepsini toparlayın. Bu hasta da öldü. Lan bu bugün kaçıncı ölen hasta ya? Üzülmeyin doktor bey, siz elinizden geleni yaptınız. Sen ne diyorsun be? Heh? Ona üzülen kim? Ben kaybettiğim makası nerede kaybettiğimi hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi hatırladım. Hastanın karnında unuttum. İyi o zaman doktor bey. Hastayı çağır, sorarız. Tabii. Ne diyorsun sen ya? Makas paslanmıştır. Hasta öleni bir hafta oluyor. Bir haftada paslanmaz mı? Paslanır. Sen bana git Necda'yı çağır. Buyurun İrfan Bey. Ha, hoş geldiniz hemşire hanım. Şu kutuda Cemal Güldallı diye bir hasta var. Onu sahiplerine ver. Bunun diğer yarısı nerede efendim? Efendim işe yarayan organlarını diğer hastalara sattık. Şey yani hibe ettik. Ama yine de sen Cemal Bey öbür tarafa giderken bütün organlarını beraber götürdü diyebilirsin. Nasıl yani? Ya Allah Allah, sen bir şeyler uydur canım, ne var bunda? Nasıl? Cemal emeği mi? Bilmem. Kendisine sorun. Cemal'im. Afganlar içinde kalmış Cemal'im. Ne yaptınız Cemal'ime? Cemal Bey kendileri öldüler efendim. Nasıl olur? Cemal'im nasıl ölür? Niye? Ölümsüz müydü kendileri? Ama hemşire hanım, alt tarafı bir apandisit ameliyatıydı. Öyle söylemeyin. Parça tesirli bomba etkisi yapan apandisler var. Ayrıca ecel gelmiş cihane, apandis mapandis bahane. Dava edeceğim, hepinizi sürüm 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 süreceğim sizi. Şişayiş edeceğim, göreceksiniz siz sizi. Burası hastane. Hemşire hanım, hemşire hanım, hemşire hanım. Sus. Çalışıyorum. Yahu ne demek çalışıyorum? Benim hastama kan yerine alkol vermişsiniz. Alkol komasından gitti babam. Sus. Tıbbi yanlışlık olur. Ya nasıl olur? Dini bütün adam sarhoş gitti öbür tarafa sizin yüzünüzden. Bu dünyada kurtulsanız da ahirette iki elim yakanız ne olacak? Çek ellerin üstünden. Sus, sus. Süründüreceğim sizi. Göreceksiniz, hakkımı arayacağım, süründüreceğim sizi. Zaten sürünüyorsunuz. Sus, sus. Ya işte böyle yavrum. Onun için bu hemşire yıllardır hastane duvarlarında böyle işareti yapar. Ama sorarsan gürültü yapmayın demek istiyor derler. Ama gerçekte o resim devletin vatandaşına karşı acizinin bir ifadesidir kızım. Nasıl yani dede? Mesele halkı susturmakta değil kızım. Halka sus dersin susar. Mesele onları isyan ettiren bu sağlıksız sağlık sisteminin yarattığı feryadı susturmaktır. Anlamadım. O piti piti karamele sepeti terazi lastik cimnastik. Biz size geldik bitlendik. Vatandaş sorunlarını tek başına çözemeyince toptan çözmeye başladı anacığım. Avrupa, Avrupa dosyası mezi. Bu gelen Türklerin ayağı... Aman efendim, sevgili Beşiktaş kulübümüzün yöneticileri gelmiş. Ben koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak uzun yıllardır sizinle tanışmayı düşünüyordum. Buyurun efendim. Efendim, şikayetçiyiz. Hakemlerden mi? Çok haklısınız efendim. Çok haklısınız. Bütün faulleri bize çalıyorlar. Hayır efendim, taraftarlardan. Niye? Yeteri kadar bağırmıyorlar mı? Ama ben buna ne yapabilirim yani? Hepsini çoklatıp bağırtamam ki. Kaç bin kişi bunlar? Yanlış anladınız müdürüm. Biz deplasmana gideceğiz yabancı bir ülkeye. Taraftar diye bir sürü kalabalık toplanmış. Ya müdürüm, biz bunların Beşiktaş taraftarı olduğuna pek inanmıyoruz. Yani bir kontrol ediverin lütfen. Anladım efendim, anladım. Siz biraz istirahat buyurun, ben vaziyete el koyarım. Oğlum Necati. Buyurun müdürüm. Şu taraftarlardan birkaç tanesini sırayla alıver bakayım. Evet. Sen maça mı gidiyorsun? He. Beşik.
Beşiktaş için bağıracağım da. E bağır bakayım. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Hükümet damını al, başına çal. Ne diyorsun sen be? E ben hep bunları bağırıyorum, onun için şey ettim. Atın bunu dışarı. Başka biri gelsin. Sen Beşiktaşlı mısın? Hayır müdürüm, Ümraniyeliyim. Ama Beşiktaş maçına gidecekmişsin. Söyle bakalım, Beşiktaş'ın galecisi kim? Kemal Derviş. Değil mi? Şey, Ecevit. O da değil. O zaman Tayyip mi? Ya ama müdürüm, ben son günlerde hep bunların ismini duyuyorum. Atın şunu da dışarı, atın şunu da dışarı. Başka birini getir oğlum Necati. Ha, sen gençsin. Demek ki Beşiktaşlısın. Evet efendim. O zaman söyle bakalım, Beşiktaş sahada nasıl oynamalı? Şey yapmalı, ofansif oynamalı. Heh. Rektörlüğün önünde özel üniversite diye bağırmalı. Sonra müdafaya dikkat etmeli. Arkadan saldıran polislerden cop yememeli. Üniversite haçlarına karşı da katı defans uygulamalı. Atın bunu, atın bunu. Dışarı atmayın, nezarete atın. Ben de geliyorum biraz sonra. Sen taraftar mısın? Efendim? Taraftar mısın diyorum. Ne? Ne diyor? Taraftar. Ha, taraftarım evladım. Emeklilere sahip çıkılmasına taraftarım. Yani emekliler kuş gibi maaşla nasıl geçirsin, öyle değil mi? Öyle mi? Öyle. Hadi Necati, hadi Necati. Hadi Necati. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Aa, neyse bu biraz Beşiktaş taraftarına benziyor. Bu halin ne hanım, maçta mı oldu? Yok be, benim ayı dövdü. Maç tartışması mı yaptınız? Yok be müdürüm, ne maç tartışması? Televizyonu sattı ayı. Elektrikler de kesik. Ne de maç seyredecek? İş yok, bir lira getirmiyor. Sonra da bana gelmiş yemek yap diyor. Bıktım koca zulmünden, bıktım. Beşiktaş, Beşiktaş. Taş yok mu taş? Taş yok hadi mu Necati, taş? Hadi Necati, hadi Necati, hadi Necati götür bunu. Taş, taş. Allah Allah. Ne olacak şimdi komiserim? Vallahi bana kalırsa siz yurt dışına taraftarsız gideceksiniz. Baksanıza milletin canına tak etmiş. Herkes memleketi terk etmeye çalışıyor. Haklısın müdürüm, haklısın. Mehmetciğim, tamam, en iyisi biz hiç taraftar götürmeyelim. Sadece takımı al gidelim. Şey müdürüm, bence Beşiktaş takımını da görseniz iyi olur. Takım burada mı? Burada. Çağır hepsini içeri. Ben takımla beraber bir de fotoğraf çektiririm. Bizim oğlan bayılır vallahi. Ne oluyor ya? Bunlar Beşiktaş takımı değil ki. Vallahi abi, gerçek futbolcuları bir yere bağlayıp saklamışlar. Ancak nereye bağlayıp sakladıklarını bir türlü söyletemedik. Olacak şey değil ya. Sakin olun. Oğlum Necati, derhal Futbol Federasyonu'nu ara. Bütün takımlarımızın yurt dışı maçlarını iptal etsinler. Bütün takımlar bundan sonra sadece Türkiye'de oynayacak. Haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak bu kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Sağa solu belli olmayan birlik tartışmaları yüzünden vatandaşta birlik kalmadı. Ya bu adam baymış galiba. Arkadaşlar, partimiz adına önemli bir fırsat. Bu vatandaşı hayata döndürerek iktidara geldiğimizde neler yapabileceğimizi dost ve düşmanlara gösterebiliriz. Ne yapacağız efendim? İktidara geldiğimiz takdirde okul kitaplarını, pergelleri bedava yapacağız. Çiftçiden, köylüden vergi almayacağız. Şu an itibariyle ne yapacağımı sordum. Adam gitti gider. E gider tabii. İktidar zengine vermekten fakir fukarayı aç bir ilaç bıraktı. Kim kime aç bırakmış ulan? Pardon, anlayamadım. Çekil adamın üstünden, aç Türkiye önünü. Adama suni teneffüs lazım. Gel bakayım oğlum. Hadi ya, ülkenin başındayken ekonomiyi mahvettiniz. Şimdi bu adamı mahvetmenize izin vermem. Bu adamın tansiyonu düşmüş, tuzla ayran lazım. Kaçın ağla bakayım. Denenmişi deneme sayın asla. Sizin ilacınız bizde. Yıllardır memleketi deneme tahtasına çevirdiniz. Bırakın da biz düzeltelim. Ne yapacaksın ki? Ne bilgin var, ne kadron, ne de birikimin. Ne demek ne kadron? İşte benim kadron burada. Birinci bölge milletvekili adayımız manken Deniz Özsoy. Ayranı getirdim efendim. Hem de tuzlu tuzlu. Saçmalamayın be! Ulan! Saçmalamayın be! Ne yapıyorsunuz? Adam kalpten gidiyor. Bu bir teneffüs lazım. Bırak! Bırak bakayım! Bırak lan! Bir dakika efendim, bir dakika. Hastaya soğan koklatmak lazım.
Ama sizin yüzünüzden soğanı bile ithal eder hale geldi. Nerede yurdumuzun mis kokulu soğanı, nerede ithal soğanı? İşte düzenin partileri. Ey vatandaş, gördünüz, bunlar sadece taklitçi, yenilikçi ve devrimci değil. Bunlar demokrat bile değil. Hastayı biz ayağa kaldıracağız. Yeter ki bize izin verin. Bir dakika, bir dakika. Hadi be orada. Biz erken gelseydik hastayı kurtarırdık. Bilgi ise Allah'ına kadar, biri kimse feriştahı bizde. Hadi be. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Yani sizinki bilgi de bizimki bilgi... Ah be dayı. Biz yetişmeseydik çoktan ölmüştük. Hadi hastaneye gidelim. Korkarım bu partiler Türkiye'yi de bu dayıya benzetecekler. Bizim gibi birkaç sağduyulu vatandaş çıksa da kurtarsa şu güzelim memleket. Gel götürelim hastaneye. Bugünlerde hep pop moda, mesajları ayran soda. Yakında bitecek o da, azı olan konuşuyor. Pes dediklerimize paye verdikçe pes payelikte aldı yürüdü sayın seyirciler. Ne oldu? Başladı mı komünistlerin mitingi? Başladı amirim. Herhalde 5-10 kişi vardır bunlar. Bir hücreyi boş tutun. Bunlar bir şey yaparlarsa atarız o hücreye. Zaten onlara küçük bir hücre yeter. Çok kalabalıklar amirim. Vallahi Ecevit'in mitingine bile fark atarlar adam sayısında. Hatta Cem Uzan'ınkine bile. Nasıl olur ya? Kaldı mı o kadar komünist memlekette? Vallahi bilmiyorum amirim ama meydan hınca hınç dolu. Yani iğne atsan yere düşmüyor. Allah Allah. Dur ya, şunu bir de kendi gözlerimle göreyim. İş ekmek özgürlük, 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 iş ekmek özgürlük. Nereden çıktı bu kadar kalabalık? İş ekmek özgürlük. İş ekmek özgürlük, iş ekmek özgürlük. Ya, komünist misin sen? Yok amirim, ben Çevik Kuvvet'ten Selami. Ne diyorsun ya? Peki bana bak, şuna bak, şuna. Komüniste benziyor. İş ekmek özgürlük, iş ekmek özgürlük, iş ekmek özgürlük. O da bizden amirim, Nuri. Tövbe estağfurullah. Yanındakiler mi komünist? Onlar da birinci şubeden Hasan'la Mehmet. Peki bu komünistler nereye gitti ya? Ya şuralarda bir tane vardı ama. Hay Allah, nereye gitti? Nuri abi, komünist nereye gitti? Şimdi buradaydı ya. Şu tarafa gitti, bak ha orada. Şş, ekmek özgür. Ben cinayet masasından Sedat amirim. O yanındaki komünist mi? Yok, o bizden. Narkotikten Hüseyin. Ya bir sorsana, komünisti görmüşler mi? Ahlak masasından Leyla. Komünisti gördün mü? Az önce şuralardaydı ama görmedim. O da görmemiş Nuri abi. Ekmek özgürlük, iş ekmek özgürlük. Bak şu komünist iş, gibi duruyor. İş ekmek özgürlük, iş ekmek özgürlük. Ah, bu kadar komünist olabilir. İş ekmek. Bana bak hanım, sen komünist misin? Aman amirim, ben trafikten Hülya. Ay pardon Hülya Hanım. Demin yanında bir komünist vardı, kayboldu. Siz buradan geçen bir komünist gördünüz mü amirim? Ya biz de onu arıyoruz. Nerede olan bu komünist? Bütün ekiplerin dikkatine, bütün ekiplerin dikkatine. Komünist miting meydanını terk etmiş ve bir daha ortada görülmemiştir. Kendisini görenlerin ve duyanların insaniyet namına bana bildirmeleri rica ol. Lütfen ya, rica ediyorum ya. Nerede bu komünist ya? İşte geliyor komünist. Nerede kaldın be komünist? Simit almaya gitmiştim amirim. Bana bak, valiliğin emrini biliyorsun. Yürüyüşünü sessiz yapacaksın. Tamam amirim, merak etmeyin siz. Ağzımı açmam. Zaten yeteri kadar susturdular bizi. Yalnız şimdi ben Taksim'e yürüyüşe geçeceğim. İsterseniz trafiği kapatın. Anca sığarız. İş ekmek özgürlük. İş ekmek özgürlük. Getirin kına yakalım nenni. Getirin kına yakalım nenni. Yetmezse azca katalım nenni. Yetmezse azca katalım nenni. Bürokraside partizanca sergilenen oyunlar memurları koyun koyuna çalışmak zorunda bırakıyor. Oo, sayın bakan, buyurun, buyurun geldiniz. Arkadaşlar, bakan geldi. Ana, bakan gelmiş. Getirin kurbanı keselim bakanın şerefine.
Tamam tamam, zahmet etmeyin, fazla kalacak değil. Efendim buradan kesiyorlar. Durun yahu, kesmeyin hayvanı. Kes 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 kes. Bugün bizim bayramımız. Koskocaman bir bakan gelmiş. İyi ya işte, bu zavallı hayvan da bayram etsin. Azat ettim ben onu. Bu bizim için basında iyi bir puan olur değil mi? Çok haklısınız bakan bey. Yalnız bir sorunumuz var. Neymiş o? Şimdi siz koyunu bağışladınız ya efendim. Onun hayatından siz sorumlusunuz. Medya takip eder. Maazallah keserler meseller, bakanın koyunu kesildi diye tepe tutar. Çok haklısın. Sen gel bakayım buraya. Adın ne senin? Hüsamettin. Hüsamettin efendi, ben seni bu koyunun başına bekçi tayin ettim. Artık bu koyun senden sorumlu. Oley! Ulan şükürler olsun, kendime bir iş bulmuşam. Sayın bakanım, bu koyunun bekçisi... Ne olmuş ona? Diyoruz ki bu adam sıradan bir köylü. Bekçilik işini nasıl yaptığını nereden bileceğiz? Saatinde gelir gider mi efendim? İşini doğru düzgün yapar mı? Çok haklısınız. O zaman bekçinin başına onu denetleyecek bir müdür atayalım. Evet. Benim abim de zaten boşta. Kendisi de bizim partidendir efendim. Güzel, abim müdür olsun. Ay hoşçaktan şıklar, yaylalar, 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 yaylalar. Hüküm şimşir kaşıktır. Kolay gelsin. Aleyküm selam ağam, buyur. Koyunun bekçisi sen misin? Ha ben ağam, buyur. Güzel, ben buraya müdür olarak tayin edildim. Bula hele, hoş gelmiş sen müdürüm. Sayın bakanım, şu koyun... Ne oldu gene koyuna? Bakanım, bir bekçi bir müdür atadık ama bunların maaşları, bordroları ne olacak? Haklısınız. Bakın bakalım bizim partiden birilerine. Bir muhasebe bölümü kuralım orada. Bir müdür, iki memur yeter. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Efendim ben buraya muhasebe müdürü olarak atandım. Bunlar da memurlarımız. Hoş gelmişsiniz sayın müdürüm. Hoş gelmişsiniz. Selamun aleyküm. Sayın bakanım şu koyun... Ne oldu gene koyuna? Efendim müdür, bekçi, muhasebe departmanı, eğitim ve planlama departmanı ve bunların sekreterleri, evrak kalem müdürlükleri atamaları yapıldı. Güzel kişilik kazanması için de bakanın koyunundan yola çıkarak Bako Genel Müdürlüğü adı kondu ama bir eksik var. Nedir o eksik? Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü unuttuk efendim. Koyunun durumu hakkında basına bilgiyi rastgele insanlar vermemeli değil mi? Hemen kuralım. Atayacağımız birileri var mı? Siz merak etmeyin efendim. Benim yeğenlerim var, hem de bizim partiden. Güzel. O zaman onları şey yapalım. Merhaba, biz Bako Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'yız. Sayın bakanım, Bako ile ilgili konuşmak istiyorum. Konuş bakalım. Efendim, bir bekçi, bir genel müdür ve 8 muhasebe memuru, bir basın ve halkla ilişkiler müdürü ve 12 basın ve halkla ilişkiler memuru, bir eğitim ve planlama müdürü ve 7 memur, 11 denetim memuru, 3 ambar memuru, yem ve su departmanı müdürü ve 4 memuru, yani Bako bütçeye yük olmaya başladı efendim. Evet, ne yapmak lazım? Hükümetimizin tasarruf politikası gereği personelde indirime gitmek lazım efendim. Peki, yazın kararnameyi imzalayayım. Peki efendim. Bekçi sen misin? Hele, buyur benim oğlum. Hükümetimizin tasarruf politikası gereği burada personel indirimine gidilmesine karar verildi. Ve işine son verildi. Bu da yazılı emir. Ne diyor oğlum? Koyunu muhasebeye koyun, çünkü sizin işiniz... Oca bu kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saddam Viagra kullanıyor Mahmut amca. Bush'un kızı da bir içki aleminde yakalandı. Clinton da Monica'ya neler yaptığını, 50 milyon dolar karşılığı her yere gidecek konferans verecek. Kalk hanım kalk, hemen eve gidelim. Ay ben size bir sarılabilir miyim? Bir de öpebilir miyim? Hanım efendim. Lan yedim ulan sizi, şimdi yedim ulan. Senin aldığını yerim ben bu zamana kadar. Tavuğu bir düşün.
selamını verip kuk 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 keser hani güneşte. Ulan tavuk kadar kıçı mübarek mahlukat var mı? Buyurun efendim, bana verdiğiniz aldatmak kitabını okudum. Gerekli yerlerini de kırmızıyla çizdim. Çok haklıymışsınız gerçekten, heyecan verici. Abi ben çok hassasım biliyor musun? En ufak bir şeyle hemen koyuveririm makaraları. Onu ki de ağlamak bu be, bana bakma. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Yok azizim yok. Şimdiki aklım olsa, yani dünyada çocuk yapmak. Ne varmış ayol bizim çocuğumuzda? Niye yapmıyormuşsun? Ya, okumuyor ya, okumuyor. Daha ne olsun? Aa, liseye gidiyor ya sizin kız. Bıraktı mı yoksa? Yok, okuyor. Hem de dersleri de çok iyi. Ha ben anladım. Mahmut Bey genel kültürden bahsediyor. Elbette canım. Sadece dersleri ezberlemekle, havuz problemleri çözmekle olmaz ki. Aa, tabii efendim, tabii. Gazete okumalı, kitap okumalı çocuk. Bir kitap 10-15 milyon. Nasıl alsın millet? 10-15 milyon fiyat koyuyorlar, sonra da korsan kitap almayın diyorlar. E gazete okusun, gazete kitaptan daha ucuz değil mi hanım he? Ya bizimki mesela her gün gazete okur. Evet, yani gazete sayesinde ülkede olup biten her şeyden haberi var. Bir genel kültürü oldu, bir genel kültürü oldu. Ah sormayın. Ah darısı bizim kızın başına. Duydun mu hanım? Bak el alemin çocukları nasıl okuyup genel kültür sahibi oluyorlar. Sen hala durma koru kızını. Hay Allah ne diyeyim bilmem ki. Biz de her gün gazete alıyoruz, koyuyoruz ortaya okusun diye. Okumuyor. Anne çayın altını söndüreyim mi? Allah aşkına çağırsanıza şu kızınızı. Genel kültürünü şöyle bir döksün ortaya. Nilgün gel kızım. Efendim anneciğim. Ah hoş geldiniz Nermin teyze. Hoş bulduk Nilgüncüğüm. Gel çocuğum. Gel yavrum. Misafirlerimiz her gün gazete okuyup genel kültürünü nasıl geliştirdiğini görsünler. Gel çocuğum. Hoş geldiniz Mahmut amca. Ay estağfurullah, estağfurullah. Maşallah kızım. Ne kadar da büyümüş. Bak şimdi Mahmut Bey. Layla'ya giriş kaç para kızım? He? Layla'ya giriş 20 milyon lira Mahmut amca. İçeride içilen içkiler yalnız dahil değil. Yani 25 milyona da şarap içebilirsiniz, 300 milyona da içebilirsiniz. Çünkü orada böyle çeşit restoranlar var. Hangisini de arzu ederseniz, isterseniz 12'den sonra da dans kısmı da başlıyor. Bak nasıl? Bülbül gibi şakır şakır bildi benim kızım. Peki manken Necda'nın son sevgilisi ne iş yapıyor biliyor musunuz siz? Nereden bileyim? Ben size aydınlatayım. Bir oto galerisi sahibi. Bundan önceki 3 sevgilisi fabrikatördü. 8 sevgilisi müteahhitti. Necda ilk kez bir galericiyle Reyna'da görüldü. Maşallah nasıl da biliyor. Peki Selahattin Dumanaltı sevgilisiyle gittiği Boğaz'daki bir balık lokantasında ne yedi, kaç para ödedi? Tempura dashi soslu sebzeli karides yedi. Tambula salatası ve yengeç keki yedi. 187 milyon lira para ödedi. Gazeteci diye biraz indirim yaptılar. Aferin güzel kızım aferin. Kültür bu kültür. Kızım gazeteci Ayşe Sarman sevgilisiyle nereye gitti? Paris'e gitti ama çok sarhoştu. Otelde uyuyakaldı. Sevgilisiyle o gece aralarında hiçbir şey olmadı. Ay maşallah kızınız her şeyi biliyor. Herhalde tabii güzel kızım benim. Kızım söyle bakalım turizm durumumuz ne alemde? En son Bodrumlu bir garson 72 yaşında bir turist kadınla aşk yaşamaya başladı. O nene garsona Bodrum'da bir ev aldı. Alman manken Helga da Türk erkekleri çok güçlü dedi. Hadi yavrum biraz da dünyadan kültürünü duysunlar. Saddam Viagra kullanıyor Mahmut amca. Bush'un kızı da bir içki aleminde yakalandı. Clinton da Monica'ya neler yaptığını 50 milyon dolar karşılığı her yere gidecek konferans verecek. Kalk hanım kalk hemen eve gidelim. Bütün gazeteleri ortadan kaldıralım. Medya kendine çeki düzen verinceye kadar da bir daha gazete almayalım. Bir günün sevdasını ben bilirim, ben bilirim. Pes dediklerimize paye verdikçe pes payelik de aldı yürüdü vallaha. Selamünaleyküm. Herkes beni bir dakika dinleyebilir mi? İçinizde ağlayabilen bir erkek var mı? Kaç lan? Yok mu yahu şöyle hüngür hüngür ağlayacak bir erkek? Ne diyorsun sen ya? Erkek adam ağlar mı? Ulan gelirsem ağlatırım seni.
Tamam, siz bilirsiniz. Ben burada maaşlı bir işten bahsediyordum. Ne? Maaş mı, iş mi? Abi ben çok hassasım biliyor musun? En ufak bir şeyle hemen koyuveririm makaraları. Onu ki de ağlamak bu be, para bakma. Bak nasıl içimden geliyor uçkırıklar. Az önce ben de evden gelirken ağladım abi. Tamam. Sen, bir de sen, gelin. Günaydın hanımlar. Günaydın. Hangi partidensiniz? Yok, ben politikacı değilim. O zaman ne istiyorsunuz? Hanımlar, para kazanmak ister misiniz? Aa, terbiyesiz bir tane çakarım. Git kendine başka bir sermaye bul. Manyak, sapık. Ne diyor kız o herif? Sus, duyma daha iyi. Yanlış anladınız efendim. Benim bahsettiğim o tarz bir iş değil. Ya ne yaptıracağım bize? Ağlatacağım. Hani politikacı değildi? Seçimden sonra ağlatırsın. Yürü. Ya hanımlar yanlış anladınız. İşin kendisi ağlamak. Yani ağlayabilirseniz para kazanacaksınız. Nasıl yani? Sadece ağlayacağız mı? Evet. Nasıl Ruşen abi? Vallahi çok güzel. Bana bak. Nereden buldun lan bu kadar sümüklü adamı? Hiç zor olmadı abi. İşsizler var, evden atılmışlar var, koca dayağı yemişler var, Fenerbahçe taraftarları var. En çok da onlar ağlıyor abi. Evet, güzel arkadaşlar. Şimdi sit dramanın çekimine başlıyoruz. Kamera hazır mı? Hazır hocam. Tamam. Evet, başlayalım arkadaşlar. Aman Allah'ım. Neler diyorsun lan? Maalesef doğru Ekrem. Tahliller bugün geldi. Kansermişim. Anneciğim, 3 aylık ömrüm kalmış Ekrem. Bırak beni. Git başkasını bul. O sana vasiyetimdir Ekrem. Çok mutlu ol. Hayır, seni bırakmam. Ben de seninle birlikte ölürüm. Amerika'da ameliyat olursa bir umut varmış Ekrem. Allah'ım, niye biz? Bu ne biçim kadar? Neden biz fakiriz? Vallahi büyük adamsın Ruşen abi. Hayırdır ya? Bu sitcomcuların uyanıklığına, lafların arasına ağlama sokup sit drama yaptın. Nasıl aklına geldi ya? Oğlum herifler basit esprilerin sonuna bu kahkahaları koyuyorlar. Ve millet ağzı açık ayran derisi gibi yarım saat gülüyor. Ben de şimdi bu sit dramanın sonuna bu ağlamaları koyuyorum ki millet salya sümük ağlasın. Maksat reytingi arttı. Yaşa abim benim de. Kısmı karısına özen göstermeyince kadın kocasına Sinan özen göstermek zorunda kalıyor anacığım. Ben kahveye arkadaşların yanına gidiyorum. Ne yapacaksın kahvede? Ne demek ne yapacaksın kahvede? Kahvede ne yapılır? Sonra yapacağım. Okey oynayacağım, fişte oynayacağım, tavla oynayacağım. Aman 30 senedir kahveye gidiyorsun. Ne buluyorsun Allah aşkına orada? Ne demek ne buluyorsun ya? Arkadaş buluyorum, dost buluyorum. Dost mu buluyorsun? Evet. Asıl dostlar burada. Nerede? Ulan bana bak. Eve dost mu alıyorsun lan yoksa? Ana! Delirdin mi be? Bak şuraya.
Ben kitapları kastediyorum. İnsanın en iyi dostu kitaptır. Madem iyi dost, versin bakalım 50 milyon borç. Hadi Nadir'cim, kırma beni, al şuradan bir kitap da oku. Hadi. Sanki senin hayatında çok şey değişti. Tabii, okudum, hayatım değişti. Hayatı değişmiş. Ya kahveye gitmeyeyim diye neler söylüyorsun? Kitap okuyacakmışım da hayatım değişecekmiş. Allah'ım ya, ne okuyacağım ki ben burada şimdi? Kitap okuyacağım da hayatım değişecek. Ne? Ahmet Altan, aldatmak. Ya bu kitap... Ulan gazetede, televizyonda reklamı yapılan kitap değil mi ya? Suyundan da koy koy suyu... Nadir! Allah Allah! Ne işi var lan bunun bizim evde? Nadir! Burada mısın? Suyundan da koy koy suyundan da koy... Hayatım! Kahveye gittin mi? Nadir! Buradayım can. Burada mısın? Gitmedin mi senden kahveye? Hadi Nadir, gelmiyor musun pişliğe? Ha geliyorum birazdan ya, çünkü çok az kaldı. Ne okuyorsun abi? Kitap. Kitap mı? Konusu neymiş onun? Karının biri kocası dururken komşusu ile herifi boynuzluyor. Ha ben de duydum o kitabı. Ulan ben benim karının elinde göreyim o kitabı. Önce karıyı doğranıp sonra da yazarım. Evet, bende ne var bu kitapta diye bakıyorum. Benim karı bunu niye okuyor? Yoksa o da beni mi? Yok canım, cesaret edemezsin. Ama ne dedi? Bir kitap okudum, hayatım değişti dedi. Vay adi. Bunu okuyanın hayatı nasıl değişir ya? Ulan seni kitapsız. Ulan görürsün lan sen. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, çok memnun. Babanız nasıl? Sağ olun, teşekkür ederim. Çok selam söyledim. Ben çok mutluyum. Sağ olun. Efendim. Aa, ne haber kız? Hayırsız Nilgün. Nerelerdesin, hiç aramıyorsun? Ah kusura bakma Nezahat'cığım, epeydir arayamadım. Mahmut'la biraz kavgalıydık da. Aa, hay Allah, üzüldüm ya. Peki düzeldi mi aranız? Yok yok, bu akşam düzelecek. Beni gazinoya götürecek. Sinan Özen'e iki kişilik yer ayırtmış. Ne? Sinan Özen mi? Ay kız, ben bayılıyorum ona. Çok hoş çocuk. Çok da yakışıklı. Hem de çok genç. Sesi de güzel. Ah, idealimdeki erkek. Ayol senin kocan sevmez ki böyle şeyler. Ay saçmalama be. Kocama söyler miyim? Hayır, size geleceğimi söylerim. Yalan söylerim canım. Doğum günü varmış falan derim. Gece daha uygun olur diye gece yapacakmış derim. Ne olur kız. Aman, zaten yine bana kocam telefon açar. Hayatım, bu gece biraz gecikeceğim, kahveye uğrayacağım der. Tamam tamam, ben bir şeyler ayarlarım. Bana bak, benimkinden rica ederim. O gelmez, biz ikimiz beraber gideriz. Sağ ol canım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sağ ol. Allah'ım, bu gece onu göreceğim. Allah'ım, Allah'ım. Şuraya bak ya. Herifin biri kendisini boynuzlayan karısını öldürdü diye 15 yıl hapis vermişler. Ulan bu adama madalya vermeleri lazım be. İnsan kendini boynuzlatır mı? Öyle değil mi abici? Öyle, öyle abi ya.
ben çok hayranım. Evet. Bir resim çekinebilir miyiz? Çekin. Ay çok güzel. Ay sen çekin. Ay sağ olun, kusura bakmayın. Sen çok yanaşma, çekil. Tamam. Ay ben size bir sarılabilir miyim? Bir de öpebilir miyim? Alın beni. Bir şey yok abi. Ulan yedim ulan sizi, şimdi yedim ulan. Sinan Özen. Benim. Ben şey için geldim. Ben sandım ki hani karımla siz... Ben niye geldim? Ay Nadir, sen manyak mısın? Ben Sinan Bey'in sesine, şarkılarına aşığım. Çok teşekkür ediyorum ablacığım. Rica ederim. O güzel sevginize layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Ay evet, oluyorsun. Sağ ol. Bu arada siz ne için gelmiştiniz? Ben şey... sizi sevdiğini söylemeye geldim. Yani Nadir, seviyorsun. Çok. Evet, ben sizi çok severim ben Sinan Bey. Gel. Çok, ben Sinan Bey'i çok severim. Şurası çekinelim. Tavuğu bir düşünsen hanımım. Kuk 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 yeter hani güneşte. Ulan tavuk kadar kıçı mübarek mahlukat var mı? Buyurun efendim. Bana verdiğiniz aldatmak kitabını okudum. Gerekli yerlerini de kırmızıyla çizdim. Çok haklıymışsınız gerçekten. Heyecan verici. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Servet de servet. O sudur su. Hadi bakın siz dağılın buradan bakın. Aha da keseceğim ulan. Çocuğu keseceğim ulan. Keseceğim ulan. Anne. Kadın çocuğun boğazına bıçak dayadı. Aa, gerçek galiba. Aynı tür filmlerindeki gibi ha. Herhalde film çekiyorlar. Bu filmin yönetmeni kim, bana bak. Ha? Hep aynı yönetmen. Tabii 3 Kasım'a kadar. Tık tık, siyaset yapma. Bir dakika bacım, bir dakika ya. Tam 3 yıldır duruyorum ulan. Hadi beyler. Aha bıçak geldi, kemiğe dayandı. Kesiyor mu, kesiyor mu? Tamam bacım, tamam. Yeter ki söyle. Ne istiyorsan yapacağız. Yalnız bak, yalnız bak. Onu da keseceğim. Aha kendimi de keseceğim. Keseceğim lan. Dur. Bir dakika bacım, bir dakika. Bacım bir dakika. Bak bir konuşalım önce, değil mi? He? Nedir senin derdin? Halledilmeyecek hiçbir mesele yoktu. Yeter ki sağlıklı düşünelim, doğru hareket edelim. Ay, çok güzel konuştunuz memur bey. Yani milletvekili adayı olsanız oyum kesin size. Teşekkür ederim. Ya bir dakika, kadın çocuğu kesiyor. Ah. Bak. Hocam terk etti beni. Aha bu çocukla yalnız kaldık. Hocam olacak o Niyazi dürtüsü. Aha buraya gelmeden bırakma. Keserim lan. Ah, getiririz. Nerede bu adam? Ümraniye'de. Tamam. Ne? Ümraniye mi? Ne yaptın bacım ya? Ümraniye ta karşıda. Şimdi kesme. Bir dakika. Tamam. Ben şimdi telsizde bildiriyorum. Bir ekip kocanı hemen getir. Ha, bir de kızım Gülsüm'le oğlum Kemal de gelsin. Ya bir de Kadıköy'den hale jale bütün mahalle. Ne lan bu? İstek programı mı ya? Elhamdülillah. Yok dur. Tamam. Hepsini getirdiniz. Bakın kocanı ve çocuklarını getirdim. Buyur hadi konuş bakalım. Hacı seni bıraktım gittim biliyor. Bir daha da hiç arayıp sormadım. Ne diyorsun yani? Pardon. Bir daha da olmazsın ama. Allah sizden razı olsun polis abi. Sayenizde kardeşim de annem de kurtuldu. Sağ ol.
Efendim hadi dağılın bakalım. Görev tamamlanmış. Efendim ben size politik düşüncelerimden bahsedeyim. Polis gitti. Ne yapalım baba? Başka çaresi mi var ki? Üç kuruş para kazanıyoruz zaten. Onunla yol parası diye mi verelim? Anam sen de bir mavi kartal ya. Ana Ümraniye'den buraya ekip arabasıyla geldi. Hadi yavrum hadi. Sen mendilleri ver kardeşine. Tamam. Akşam iş çıkışında burada buluşuruz, tamam mı? Eve nasıl döneceğiz? Ümraniye'ye. Nenen dama çıkacak, çocuklarımı istiyorum diye bağırıyor. Tamam. Ya söylerim hadi. Halkın sorunlarıyla bir nebze olsun ilgilenmeyen siyasiler şimdi halkın nabzını tutma telaşına düştüler. Hadi ama çayın soğuyor. Bir dakika ama laf diye konuşuyorsun. Ama ne yapıyorum ben burada, sabah keyif yapıyorum ya. Yumurtanın da yağı dondu. Donarsa donsun ya. Ben ama donuk yumurta sevmem ulan. Yumurtayı çok severim biliyor musun? Şu tavuğu bir düşünsen hanım benim. Kuk 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 yeter hani güneşte. Ulan tavuk kadar kıçı mübarek mahlukat var mı karıcığım ya? Bayılırım ben buna ya. Sabah sabah sofrada söylediğin şeye bak. Düşünsene şimdi şu gazetede yazılanlara bak. Ulan yazar kıçına vuruyor, haber yapıyor, okunmuyor. Politikacı kıçından atıyor, bir boka yaramıyor. Ya böyle saçma şey olur mu Allah aşkına? Bak şuradaki yazıya bak Allah aşkına. Yani boş laflar karın doyurmuyor abla. İyi. Ulan şu tavuğun kıçından çıkara ben kurban olayım ya. Şu tavuk benim karşıma çıksa, ben iktidara yürüyorum oyunu bana ver dese. Kapı çaldı. Vallahi veririm. Şu kapıya bakayım. Bence bakma. Sabah sabah keyfimiz kaçmasın. Dur bakayım ya. Bakma. Bakayım ya. Yumurtanı ye. Ama meraktan çatlarız kim geldi diye. İyi o zaman git sen bak, ben bakamam. Bu sefer durdurmadım bakıyorum. Merhaba. Merhaba. Efendim ben Kafa Karış Araştırma Şirketi'nden geliyorum. Sorduk mu? Sormamanız için ben önceden söyledim zaten. Efendim ben seçimler için anket yapıyorum. Sorduk mu? Hayır siz sormayacaksınız zaten, ben soracağım. Kimmiş gelen? Kimmiş bu gelen? Bu gelen pazarlamacı. Pazarlamacı değil efendim, anketör. Anketör. Netice itibariyle pazarlamacısın. Sen de bize partileri pazarlıyorsun anketör. Yapma bırak ya. Ekmeğine mani olmadı amcacığım. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Beyefendi bundan önceki seçimlerde oyunuzu kime verdiniz? İktidar partilerine verdik. Tabii o zaman iktidar değildiler. Öyle iktidarsız oturuyorlardı. Biz verince hepsinin şeysi kalktı. Atları şaha kalktı. Peki bundan sonra kime vereceksiniz oyunuzu? Bundan sonra kimseye vermeyeceğiz. Hepsine basacağız mührümüzü. Bütün partilere basacağız. Peki efendim bir soru geçin daha. Geçin kardeşim, geçin kapıda kalmayın. Teşekkür ederim. İçeri geçin, içeri de basalım. Buyurun. Geç kardeşim, böyle olsun. Size bir çay koyayım ben. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım, sen yumurtayı bir daha asın. Efendim iyi günler. Ben de Münasebet Gazetesi'nden geliyorum. Ben de yumurtayı bıraktım, kahvaltı masasından geliyorum. Bir şey mi vardı? Efendim biz bu seçimler için halkın nabzını tutuyoruz. Halkın nabzını neresinden tutuyorsunuz? Bileğinden mi? Yoksa başka yerlerden mi tutarak ölçüyorsunuz? Çeşitli yerlerden tutuyorlar çünkü. Kimmiş? Efendim sevgili. Kimmiş? Kim bu? Gazeteci. Gelmiş diyor ki şeyinizi tutacağım diyor. Efendim nabzınızı, yani nabzınızı tutacağız yenge hanım. Tutturmuş tutacağım diye, ben de tutturdum tutturmam diye. Aman herkesin tuttuğu kendine. Evet. Geç kardeşim, geç kapıda kalmasın. Gel herkesin kalmasın. Elindeki. Geç kardeşim. Geç. Herkesin elindeki. Geç. Hadi yumurtanı soğuk. Seviyormuş tavuğun yumurtası. Ah kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım, sen yumurtayı bir daha asın. Peki. Merhaba, efendim merhaba. Ben meclisten geliyorum, tekrar meclise gitmek istiyorum. Partimiz adına taban çalışması yapıyorum. Sizde taban kaldı mı? Seçimden korkup kaçmadınız mı siz? Tabansızlar. Kimmiş?
Efendim? Kimler? Kim bu? Milletvekili eskisi. Sayelerinde delinen tabanlarımızı görmek istiyorlarmış. Aa, kapıda kalmasın. Geç vekilim, geç. Kalma kapıda, geç. Buyurun. Siz de benim yerime oturun şöyle. Heh. Bak, domates burada, ekmek burada. Yumurta da burada, tavuğun şeyinden çıktı. Efendim size afiyet olsun, biz şimdi geliyoruz. Gel kardeşim, gel. Afiyet olsun, rahatsız ol. Sağ ol. Ne oldu birdenbire, nereye gidiyoruz? Gel oraya, gel, gidiyoruz. Anlaşılan bize seçime kadar kahvaltı haram. Onun için kahvaltıyı annemlerde yapacağız, annemlere gidiyoruz. Bak ne yazdım buraya, 3 Kasım'a kadar yokuz, kimseye vermeyeceğiz. Tamam, please anacığım. Şimdi bizim sitcomumuz başlıyor. Ne yapıyorsun Pistan? Yerleri süpürüyorum efendim. Ama makineyi açmamışsın. Tasarruf gereği süpürgenin fişini elektriğe takmadım efendim. Yerler türlü kalıyor. Ama ben ne yapabilirim? Ben vazifemi yapıyorum. Vazifen bitince bana bir kahve. Çok üzgünüm Hector. Hasbinin beni aldatmasından şüphe ediyorum. Sanmıyorum efendim. Beyefendi öyle şeyler yapmaz. Ama Hector, cep telefonunda bu mesajı buldum, bak. Tostumu yedim, odamda bekliyorum. Ya, gördün mü? Zararsız bir mesaj efendim. Yiyeceğini yemiş, bekliyor. Yani tok birisi. Beyefendi gitse bile bir zarar gelmez. Ama Hector, bu kadın yeniden acıkmaz mı? Kaşarlı tost yedikten sonra bir de dilli kaşarlı yemez mi? Efendim, her gelen mesajı ciddiye almamak lazım. Ay, bakın bana da geldi titreşimli. Bakıyorum, saat 2'de Çağlayan'da buluşalım Cem Uzan. Seninkinde bir isim belirli ama bununkinde isim yok. Hasbi odasında beklediğine göre bu mutlaka bir kadın. Günaydın Mami. Kahvaltı etmeyecek miyiz? Kahve altının altını kaldırdık küçük bey. Yalnız kahve getirsem olur mu? Tostumu yedim, bekliyorum. Kim bu ya? Sana da mı geldi? My God, aynı mesaj. Baban beni bu kadınla, bu kadın da seni babanla almadı. Hangi kadın Mami? Bize mesaj çeken kadın. Ha, demek ki kadın tost yiyebiliyor. Sonra da bunu bütün cümle aleme ilan ediyor. Biz de kahvenin altını oyarak kahvaltı ediyoruz Hector. Kadın çok zengin bir kadın. Hasbi, ben bugün beyzbol maçına gidemeyeceğim. Çok üzüldüm Rahmi. Biz seninle beyzbol maçına gitme programı mı yapmıştık? Hayır, yapmadı. Hayır, yani böyle bir program yapacak olursan ben gelemeyeceğim. Baştan belirteyim dedim. Çünkü bak, benim randevum var. Tostumu yedim, odamda bekliyorum. Evet. Ne oldu beyefendi? Çok mu şaşırdınız birden? Yok, aynı mesajdan bana da geldi de. Bana da geldi. Ya bana da geldi baba. Bana kalırsa birisi bu mesaj yoluyla toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor galiba. Çemişgezek'te mitingde buluşalım Cem Uzan. Ama bana yalnızca Cem Uzan'dan mesaj geliyor. Buyurun efendim. Kahveniz. Teşekkür ederim canım. Ay, bu nasıl kahve? Orta efendim. Bunun tadı çok acı. Kahvesini çok mu koydun? Tasarruf gereği kahve kullanmıyoruz efendim. Ben onun yerine kahverengi sulu boya kullandım. Ama çok acı olduysa beyaz boya katayım. Ay, özür dilerim kocacığım. Senden boş yere şüphelendim. Beni aldatıyorsun zannettim. Demek ki bu her kimse mesajı herkese yollamış. Kim, ben mi? Ben seni dünyada aldatmam. Buyurun efendim, bana verdiğiniz aldatmak kitabını okudum. Gerekli yerlerini de kırmızıyla çizdim. Çok haklıymışsınız gerçekten, heyecan verici. Evimizde çalışanların kültürlü olmasını isteriz değil mi karıcığım? Al kızım. Hayır, sizde kalsın, altı çizili yerlere bakın.
Çağla Şükel'in tostumu yedim bekliyorum şeklinde yolladığı mesaj ortalığı karıştırdı sayın seyirciler. Buyurun, olay aydınlandı işte. O mesajları gönderen Çağla Şükel'miş. Senin Çağla Şükel'le ne işin olabilir kocacığım? Benim Çağla Şükel'le bir işim olabilir karıcığım ama onun benimle bir işi olabilir mi onu bilmiyorum. Kendini savunan Çağla Şükel, ne var yani? Ben tanıdık tanımadık herkese bu mesajı gönderirim. Mesaj vermeyi seviyorum dedi. Tostumu yedim, Erzincan'da, meydanda bekliyorum, Cem Uzan. Hayda, bu ne demek şimdi? Bu şu demek oluyor Hektor'cum, mesaj o kadar tutmuş ki Cem Uzan da etkilenmiş. You have got a message, Pistan. Yes, bakayım. Bak. Acıktım, yukarıda odamda bekliyorum, yemeğimi oraya getir, hasbi. Ne? Babam mı? Şaka yaptım şaka. Bu mesaj bir dosttan. Bakayım. Böyle saçma şeylerle gündemi meşgul etmeyin. Milletin derdi başka, siz neyle uğraşıyorsunuz diyor. Kim diyor bunu? Bize diyor, her kim diyorsa. Biz de sit koma ailesi olarak millete mesaj veriyoruz ya. Yani mesaj sosyal içeriyor. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimin yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kimin yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.